Onur'un geçen seneki yaş günü. Ne kadar güzeller. Çok mutlular. Zeynep çiftlikte büyük bir parti vermek istemişti. Abim de itiraz etmişti. Bulut arkadaşlarıyla olmak istiyor. Bütün arkadaşları çiftliğe kadar gelemezler falan diye. En sonunda Ferit abi el atmıştı durumu. Hepimizi tatile götürmüştü. Orada hep beraber olunca böyle başka hiçbir şey aramadık. Çok mutluyduk. Geriye bir tek fotoğraflar kaldı işte. Sadece fotoğraflar değil Deniz. Anılar kaldı. Bulut çok şanslı. Senin gibi bir amcası var. Sen ona tüm bu anları hatırlatacaksın. Annesiyle babasını hiç unutmayacak. Ben çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın yapamazdım. Buraya gelemezdim. İyi olman çok önemli. Herkesin sana ihtiyacı var. En çok Bulut. Ben kalksam iyi olur artık. Telefonumun şarjı bitti. Kızlar meraktan ölmüştür. Ben de ara. Zaten direkt eve gideceğim. Gerek yok. Ben lambayı alayım. Allah'ım, koskoca İstanbul'da Alya ile aynı restorana denk gelmek nedir ya? Böyle bir şans olabilir mi? Yani maşallah size de. Ben bütün gün böyle evde yatıp uyuyayım, mayışayım. Siz gidin her şeyi yaşayın benim yerime de. Vallahi bir gün bu Engin meselesi yüzünden kalpten gideceğim. Hiç ilgilenmiyorsunuz benim derdimle. Ay Fatoş aşk olsun ya. Yıllardır ilgileniyoruz kızım seninle. Ayrıca bir şey söyleyeceğim ya. Yalan söylerken bize mi sordun? Çenen durmuyor, çenen. Ali arıyor. Alo? Fatoş. Doğru düzgün konuşamadık da anlayamadım da ne oluyor, merak da ettim. Bir yüz yüze konuşsak mı? Tabii olur. Ne zaman istersen. Şimdi hemen mesela. Neredesin? Evdeyim. Tamam sen bana konum at, atlayıp geliyorum. Tamam oldu, atıyorum. Hadi görüşürüz. Ayya buraya geliyor konuşmaya. Ne? Ayya mı geliyor? Ay kızlar kalkın kalkın şunları toparlayalım, bir şey yapalım ya. Buraya ev rezil halde. Asuman kızım, onlar bohem insanlar. Öyle çok sevmezler derli toplu evi. Hatta bence biraz daha dağıt. Aslı kesin kalaylayacak beni. Sen nasıl pis, nasıl adi bir yalancısın diyecek, suratıma tükürecek. Ya Fatoş Allah aşkına ne yaptın, suratına tükürülecek? Yani ayrıca kusura bakma, destek olmak isterdim ama yeterince yorucu bir gün geçirdim. Hiç misafir ağırlayamayacağım. Hala da oturuyor. Kalksana kızım. Ay Allah'ım, ben ne yapacağım? Nazlıcığım, sen uyumadın mı daha? Ne bileyim, uyku tutmadı. Sizinle konuşsam daha iyi olacak galiba. Tamam, konuşalım. Hayırdır, ne oldu? Demet Hanım, yani Bulut'un halası bugün bana iş teklif etti. Ne alaka ya? Bulut'un yanında olmam için. Ha, o mesele. Ben kadından pek hoşlanmıyorum. Bunu da açıkça belli ettim bugün. Benim işimin çocuk bakmak olmadığını, bunu iş olarak yapmadığımı, sadece Bulut'u çok sevdiğimi ve yanında olmak istediğimi anlattım. Ama bir taraftan da Bulut'u orada bir başına bırakmak içime sinmiyor. Aklım orada kalıyor. Ay çok haklısın Nazlı. Zaten kadınla ilgili böyle hissediyorsan vardır yani gerçeklik payı. Ya ne bileyim şimdi, bu kadın Bulut'u görmek için seni kullandı ya. Ben bir gıcık oldum bu kadına. Ayrıca da yani bu yaptığı şeyden sonra onun yanında çalışmayı kabul etsen bile sonra nasıl güveneceksin ki ona? Sen ne düşünüyorsun? Yani sen seviyorsun Bulut'u. Onun yanında olman da güzel olur tabii. Hem Demet Hanım da nüfuzlu birisi. Yani öyle görünüyor. İyi bir patron olur demeye çalışıyorum. Vallahi ben öyle düşünmüyorum Nazlı. Ferit zaten söylemedi mi ben Bulut'u geri alacağım diye?
O zaman nasıl döneceksin adamın evine? Olmaz. İş teklif etmişmiş. Yok ya. Yüzsüze bak. Asuman, ablacığım uyan hadi bak sabah oldu. Asuman alarmın çalıyor. Dersin yok mu senin? Sabah biter sonra gideceğim. Ya ablacığım öyleyse niye kurdun alarmı? Fırır fır ötüyor. Abla ver, ben kaparım onu. Ver onu. Ver onu! Ver! Ya sen niye beni... Kes sesini! Bunlar... Bunlar Demet Hanım'ın mahkemeye verdiği belgeler. Osman ne yaptın sen? Osman ne yaptın sen? Osman... Osman neler çeviriyorsun sen? Nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Ne ara çektin o fotoğrafları? Ne ara gittin Demet'le konuştun? Sende hiç utanma yok mu ya? Hiç vicdan yok mu? Nazlıcığım tamam artık, olan olmuş. Bundan sonra ne yapacağız onu bir düşünelim. Olan oldu Fatoş, olan oldu. Ben nasıl bakacağım o çocuğun yüzüne? Zavallı çocuğun başına gelmeye kalmamıştı, son darbeyi kardeşim vurdu mu diyeceğim. Bir de utanmadan gitmiş o parayla hediye almış yüzsüz. Sen zavallı bir çocuğun günahına girdin Asuman. Sen bizim başımızı çok büyük belaya soktun. Sana yazıklar olsun. İyi abla sen söyleme. Sus! Hala konuşuyorsunuz, defol! Yok ortada ben. Defol git, gözüm görmesin daha seni. Gözüm görmesin. Naz, iki dakika sakinleşir misin? Fatoş, ben ne yapacağım? Kadın bir de utanmadan bana iş teklif etti. Yılan. Ben yine o çatının altına. Yılan, bulut için bile giremem o eve, ben ne yapacağım? Ne yapacağım, ben nasıl çıkacağım bu işin içinden? İyi insan lafının üzerine demişler. Nazlı arıyor. Alo Nazlıcığım. Demet Hanım. Ben teklifinizi düşündüm. Kabul etmiyorum. Nazlı ama... Ben kararımı verdim. Sizinle çalışmayacağım. İyi günler. Burada çalışmak istemediğini söyledi. Keyfi bilir canım. Demek Bulut'u o kadar da önemsemiyor. Olur mu canım öyle şey? Bulut, Nazlı seni çok seviyor. Evet çok seviyor. Ben birkaç gün sonra zaten dayımın evine yine geri döneceğim. O bunu zaten biliyordur. O yüzden gelmemişti. Bu insanların yüzüne ben bir daha nasıl bakacağım? Ben nasıl böyle bir duruma düştüm Fatoş? Bu insanlar bana güvendi. Bana güvendi. Benim kardeşim niye böyle biri oldu? Ben nasıl bakacağım bu insanların yüzüne? Çok haklısın Nazlı. Ay bir de Bulut Ferit Bey için o kadar önemli ki. Asuman'ın böyle bir şey yaptığını bir öğrenirse burnundan fitil fitil getirir. Hapse bile tıktırır yani. Gerçi Asuman'a da iyi bir ders olur ama. Asuman benim kardeşim Fatoş. Benim onu korumam lazımdı. O bana emanet. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ferit Bey'e söyleyeceğim. Yok artık. İleride kendi öğrenirse canımızı okur. İlk benden duyması lazım. Benim söylemem lazım. Evet. Ferit Bey, Bay Nakatani'ye alınacak hediyeye karar vermemiz gerekiyor. İkbal Hanım, şu anda onu hiç düşünemeyeceğim. Siz halledin. Ferit Bey, siz yine de bir baksanız.
Nazlı. Merhaba. Biliyor musun, tam zamanında geldim. Ferit Bey, ben önemli bir konu hakkında konuşmak için geldim. İkbal Hanım, nakaten hediyesine Nazlı'yla karar verebilirsiniz. Kendisiyle epeyce zaman geçirdi, fikir verebilir. Ferit Bey, mesele... Siz odama geçin, orada bakın benim kısa bir görüşmem var. Onu halledip hemen geliyorum. Nazmiye Hanım. Oda yukarıda, buyurun. Cumhur Efendi. Bildiğim kadarıyla bunların elde yapılanları da var, yani işlemelerinin. Bay Nakatani bir konuşmamızda kılıçlardan hoşlandığından bahsetmişti. Böyle geleneksel bir kamu ilgisini çeker. Tamam. Olur. Ben bir asistanlarıma söyleyeyim de bir araştırsınlar. Ferit Bey, bir şey mi oldu? Olmadı. Problem de bu. Çalıştığımız hukuk bürosunun yetkilileriyle konuştuk. Dosya onlardan sızmış olamazmış. Topu bizim hukuk birimine atıyorlar. Bizim hukuk birimi de onlardan sızmayacağını söyleyip topu karşı tarafın hukuk birimine atıyor ama. Evet, tam da bu. Ortada sızdırılmış bir dosya var ve bu dosya sadece bu iki yerde ve benim evimde bulunmuş bir dosya. Benim evimden çalınamayacağına göre ya hukuk bürosunda ya da bizim hukuk birimimizde bir köstebek var. İçlerinden biri çıkar diye de korkup üstünü kapamaya çalışıyorlar. İkbal Hanım, böyle sorarak öğrenemeyeceğiz. Başka bir yöntem bulmamız lazım. Ben bu işi gizlice araştırmanın bir yolunu bulacağım Ferit Bey. Siz merak etmeyin. Lütfen. Bunu kimin yaptığını bir an evvel bulalım ve en ağır şekilde cezalandıralım. O kişinin bunu yaptığına, yapacağına pişman olmasını istiyorum. Siz merak etmeyin. Ya, bu arada biz Nazmiye Hanım'la hediye olayını hallettik. Siz de bakmak ister misiniz? Siz Nazlı'yla baktıysanız tamam. Benim bakmama gerek yok. Özür dilerim Nazlı, kendi meselelerimle başını şişirdim. Önemli değil, yani Bulut'un meselesi hepimizin meselesi. Nazlı, teşekkür ederim. Demet'in teklifini kabul etmediğin için. Deniz haber verdi. Bulut'u ziyaret ederken öğrenmiş. Basit bir şeymiş gibi gözükebilir ama bu desteğin benim için gerçekten çok önemli. Demet'e kalmamış olmanı sevindim. Hem Bulut yakında eve geri gelecek. Tekrar birlikte düzenimizi kuracağız. Sen gerçekten çok iyisin. Ben gideyim o zaman, evde çok iş var. Nazlı, hoş geldin. Hoş geldin. Evet. Şahane görünüyorsun. Ne yaptın, söyledin mi? Aç mısın? Çok. Söyleyemedim Fatoş. Ne diyecektim? Kardeşim hain. Kusura bakmayın. Ama kardeş, ne yapacaksın? Atsan atılmaz, satsan satılmaz mı diyecektim. Ya bir tarafım diyor ki çık işten. Ama insanlar o kadar güvenirken ben nasıl yarı yolda bırakayım? Ama kalmaya kalksam adam bugün gözümün önünde intikam yemin etti. Ne yapacağım ben Fatoş? Abla, çok özür dilerim. Çok geç Asuman artık özürler için. Sen nasıl bu kadar acımasız oldun ya? Nasıl bu kadar hain oldun? Ne zaman oldun? Ya abla, birisi dayısı, birisi halası zaten. Vergiyi hasır al dedi de kızmıyorsunuz. Ortaya çıkarttım diye bana kızıyorsunuz. Zaten Ferit Bey saklamış bu vergiyi. Bırak artık zenginler kendi dertleriyle uğraşsın. Senin benim gibi sıradan insanlar da kendi dertleriyle. Ay, şu ablara bak. Nasıl duygu sömürüsü yapıyor? Ya Nazlı, Ferit Demet'in ne mal olduğunu bilmesi o belgeleri saklar mı? Hiç. Biliyorum Fatoş. Biliyorum. Ama kafam çok karışık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Al bakalım. Nane limon bu şimdi sana çok iyi gelecek. Teşekkür ederim Fatoş'um. Ay yaz vakti, bu ne hastalığı Nazlı?
Ay ne bileyim ya, kaptım şifayı bir yerden. Ferit Beyciğim'in evinde çalışırken terlediysen... ...sonra bahçeye çıkınca boğazdan esmiştir böyle rüzgar, üşütmüşsündür belki de. Küldürme beni ya, hastayım ben. Fatoş, hiç fırsat kaçırmıyorsun. Ben çıkıyorum. Derse gideceğim, akşam görüşürüz. Aa, Alya. Alya? Alo Fatoş, Engin şimdi spor salonunda. Eyse, hemen eşofmanlarının yanına alıyorsun, atlayıp buraya geliyorsun. Bu işi bitiriyoruz. Hemen şimdi mi? Bak şimdi. Ben gideceğim Engin'in yanına birazdan. Muhabbete başlayacağım. Sonra sen geleceksin, muhabbeti harlayacağız. Tamam mı? İnce ince de konuyu anlatacağız. Artık itiraz istemiyorum. Tamam ya. Açıklayalım vallahi. Ben de artık rahatlayayım, olsun bitsin bu iş. Sen bana adresi gönder, ben hazırlanıp geleceğim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Nazlı'cığım, ben seni bugün birazcık yalnız bıraksam olur mu? Olur. Ben zaten toparlanırım birazdan, iyiyim. Tamam. Biz Alya ile şu Engin meselesini çözeceğiz çünkü de. Ya da benim cenazemi kaldıracağız. Hadi seni öpeyim. Ay, dur bana bulaşmasın şimdi. İyi şanslar. Korkma. Ay tamam. Allah'ım sana geliyorum. Fatoş, tamam geldim. Merhaba. Yine ben. Ben Bulut'u görmeye gidiyorum da. Olağan ziyaretimi. Sen de gelmek istersin diye düşündüm. İstersen şimdi çıkalım, daha sonra ben seni işe bırakırım. Deniz, ben kendim bugün çok iyi hissetmiyorum. Muhtemelen işe gitmem. Arasaydın keşke. Çok iyi gözükmüyorsun hakikaten. Bir bakayım. İşim var. İlaç falan aldın mı? Yok, ilaçlık bir şeyim yoktu. Yani bir burun akıntısı, hapşırık, halsizlik falan. Şifa niyetine bir çorbaya ihtiyacım var senin. Mutfak nerede? Şurada. Ha. Deniz, ayakkabılar. Aa, tabii. Sen aşçısın zaten, patatesin, soğanın falan vardır. İzninle. Aa, zencefil de var. Aa, şimdi... ne gerekiyordu? Tuz, karabiber, zencefil, tencere. Bu arada pardon ya, ben böyle gaza gelip birden dam diye girdim ama izin var mı? Ben şurada, tencereler de burada. Sen yat dinlen bence. Yani geri kalanı bana bırak. Afiyet olsun. İnanılmaz güzel kokuyor. Bunu yiyecek 20 kişinin kalanı nerede? Peki, bomba sorun. Neyle servis edeceğiz? Hakikaten nasıl olacak o ya? Kepçe, çok basit bir çözüm. Ben kepçeyi çorbayla birlikte getirmedim. Çünkü çorba çok sıcak, bir parça ılıması gerekiyor. Bir kepçe alımı süresinde ideal sıcaklığa ulaşır diye tahmin ediyorum. Duyduğum en iyi bahane. Fatoş dur. Ben açarım. Aa, Deniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ay, hoş buldum. Harika çorban var, içer misiniz? Soğuk suyun var mı? Bilmem, var mı? Vardır, vardır. Siz nereden böyle? Biz. Biz Fatoş'la benim kıyafetler için işte kumaş bakmıştık. Şimdi de tasarımlara bakacağız. Geçsene içeri, ayakta kaldım. Nazlı, ne alaka bu? Alya, ayakkabılar. Bir baktım Nazlı hastaymış. Ben de böyle gaza gelip hepimize yetecek kadar çorba yaptım. Çorba mı yaptı sana? Ben iki tane daha tabak getireyim o zaman. Ailecim, terlikleri bulabildin mi orada? Gördüm. Vallahi son damlasına kadar içtim. Çok güzel olmuş Deniz. Ellerine sağlık. Afiyet olsun.
Benim de yapmayı bildiğim tek çorba zaten. Hmm. Nazlı, sen hala Ferit'in yanında çalışıyorsun değil mi? Evet ve çalışmaya devam etmek istiyorsan bir an önce iyileşmişe gitmem lazım. Bulut da Nazlı'yı yan yana görmen lazım biliyor musun? Bulut her gördüğünde havaları fırlıyor. Aa. Var Nazlı öyle bir enerji. Yani yanındaki insanlara iyi gelen bir enerji. Evet, Nazlı'nın enerjisi çok güzeldir, çok kuvvetlidir. Maşallah arkadaşım. Arkadaşın enerji kaçırıyor tatlım. Ya birazcık içimde tutmam lazım o enerjiyi ki düzeleyim. Baksana hasta oldum. Şu çorba kanına karışsın, iyice dirileceksin. Hmm. Bir enerji geldi sanki. Kaçmadan sofraya toplayayım ben. Şunu da alır mısın? Tabii. Bence Bulut'u görmeye gelme sen. Yani ona da bulaştırırsın. Aslında şu Demet cadısına bulaştırsan hiç fena olmaz. Deniz pardon ya. Yani kardeşin ama ne yapayım? Söylüyorum, tutamıyorum ağzımı. Yok canım, önemli değil. Anlıyorum ne düşündüğünü. Ya çoğuna da katılıyorum. Ya bunu okumuş muydun? Ay yok Deniz, ben o kitapların hiçbirini okumadım. Hepsi Nazlı'nın. Deniz, bence çorban bir mucize. Sen patentini falan al bunu. Hakikaten bayağı dirilmişsin. Ama gerçekten gitmek zorunda değilsin. Yani arar söyleriz Ferit abiyi. Bir kere de dışarıdaysın canım. Hayır giderim, hiç sıkıntı yok. Gayet iyi hissediyorum. İyi, bırakayım seni o zaman. Deniz beni de bırakır mısın? Ben de çocuklarla prova yapacağım. Hem sen de gelir dinler, yorum yapar, bir şeyler söylersin belki. Tamam, olur. Yani Bulut'u da akşamüstü görürüm. Selamlar. Ay. Oo, kimler gelmiş? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüşürüz. Biz gidiyoruz. Görüşürüz. Ben yolcu edeyim. Hayrola Osman, ne yapıyorsun? Ya abla bir selam verdim. Geçeceğim şimdi odama. Verme. Ya bir şeyden de eksik kal. Verme. Git ders çalış. Hadi bebeğim, öpüyorum. Arkadaş bizim eve de bir anda böyle bir bereket geldi. Sosyetik zengini, asortik sanatçısı. Hepsi burada maşallah. Pardon da Osman Hanım, ablam da ben de bir yerde sanatçı sayılırız lütfen. Hmm, tabii ya, hatta senin neyin vardı ha? Moda evin falan vardı senin değil mi? Harbi ne oldu o iş canım? Ayla ile Engin meselesini ne yaptınız? Biz bugün Ayla ile Engin'e her şeyi açıklamaya gittik. İyisi hiçbir şey açıklayamadan kös kös geri döndük. Ay canım benim, dostacı söyler ama o iş yaş, İngiliz olmayacak. Ağzın çürsün Asuman. Sus kız, Allah korusun. Mikro. Ya arıyorum arıyorum, açmıyorsun. Ay ne zaman aradım Fatoş, hiç duymadım. Ben şunları bir mutfağa bırakayım. Kız bir iki yüz kere aradım. Gelirken makarna da al diyecektim. Ne güzel markete uğramışsın, alırdın. Of Fatoş ya. Aferin bana, telefonumu Ferit Bey'in evinde unutmuş. Aa. Kim gidecek şimdi o kadar yolu? Annemler de arayacaktı. Aramışlardır inşallah. İstersen ben bir koşu gidip alıp geleyim. Hem sen yorulmamış olursun hem de makarnayı da almış olurum ya. Sen gölge etme canım, yeter. Ben gidiyorum. Benim karnım çok aç değil, seni beklerim ben. Beraber yeriz. Deniz'in yaptığı çorbadan birazcık vardı dolapta. Açsan ondan ye de mideni tutsun biraz. Yok canım, ben biraz önce yiyeceğimi yedim, doydum. Nazlı. Ferit Bey, iyi akşamlar. Telefonumu tam olarak orada unutmuşum. Onu alıp hemen gidiyorum. Ya ben aslında rahatsız etmemek için önceden arayayım dedim. Ama telefonumu burada unutunca arayamadım tabii. Şimdi sessizce alıp çıkacağım. Siz geldiğimi fark etmeyeceksiniz bile. Teşekkür ederim. Aldım, çıkıyorum. İyi akşamlar, afiyet olsun. Kahve içmek ister misin? Severim. İçerim de.
olacak abi? Siz ne yapacaksınız? Yaparım tabii. Ben de içerim tabii bir kahvenizi o zaman. Tamam. Beğendin mi? Sıcak ama çok güzel. Baharat aroması var. Doğru ya, gurme olduğunu unutmuşum. Gurme değilim, şefim. Bu arada korkma, kafein yok, uykun kaçmaz. Beni bu ara çok uyku tutmuyor zaten. Neden? İş, güç, okul. Bulut. Bulut'u düşünüyorum. Alışabildim mi? Keyfi yerinde mi? Merak etme, o mesele çok yakında kökünden ayrılacak. Çok sevindim Bulut için. Hadi Hakan'ı anlıyorum, o her şeyi yapar da... Demet'in böyle bir konuda söz konusu olan yeğeniyken... Hakan'a bu kadar yardımcı olmasını gerçekten aklım almıyor. Bir Japon atasözü der ki... Pirincin içindeki siyah taştan değil, beyaz taştan kork. Güzelmiş, çok doğru söylemişler. Niye bu ilgi? Japonya, Japon kültürü, yemekleri falan? Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olmaları çok etkiliyor beni. Aynı zamanda çok dürüstler, adiller, onurlular, çalışkanlar. Bu arada lafını bölüyorum, çok sıcak belli. Acı çekiyorsun, farkındayım. Alayım ben onu. Teşekkür ederim. Çok onurlular, adiller, çalışkanlar. Mutfakları da şahane. Gerçekten olağanüstü. Bir de bana sempatik gelen çok fazla özellikleri var. Ya örneğin Japonya'da birçok hayvanın kendine ait kasabası var. Kedilerin, tavşanların, tilkilerin. Ya bunu düşünebilecek insanlar olmaları bile benim için çok heyecan verici. Ben galiba böyle çok sevdiğim şeylerden bahsederken gereksiz bir heyecana kapılıyorum. Kusura bakmayın. Ya özür dilemene gerek yok. Bir şeye tutkuyla bağlı olmak gerçekten çok takdir ettiğim bir şey. Beni takdir ettiniz. Farkında mısınız beni takdir ettiniz? Şu an bunu kutlamak istiyorum. Da ben galiba şu dilimi tutamamamı bir türlü takdir edemeyeceksiniz. Dolunay var. Çok güzel. Fener gibi parlıyor. Fener mi? Ben bakınca sadece moçu yapan tavşanlar görüyorum. Bunlardan hangisi benimdi? Sağdaki. Moçu yapan tavşanları hatırlıyorsunuz.